Şimdi daha önce başka programlarda burada karşınıza çıkmış olabilecek bir isim Hüda Kaya konuğumuz. Çünkü HDP'de İstanbul 1. bölgede Selahattin Demirtaş'ın hemen ardından 2. sırada aday oldu. Ve hoş geldiniz diyelim. HDP bir şey anlatmaya çalışıyor. Sizin aday olmanızı teklif ederek belki ama siz de aday olmak istediniz. Siz ne anlatmak istiyorsunuz? Bunu karşılıklı bir değerlendirerek başlayalım isterseniz Hüda Kaya. Evet. HDP'den önce de bir mücadele hayatımız vardı. Uzun yıllardır hayatımız hemen hemen hep mücadele, direniş ve muhalif bir duruşla geçti. Bir parantez açıp şunu söyleyebilir miyim? Yani sizin, şimdi tarihe bakmadım doğum tarihi falan ama, yani sizin şu ömrünüzde yaşadığınız deneyimler Türkiye'nin tarihine ve siyasetine çok evet. ışık tutabilecek şeyler. Ve hep dokunarak, hep yaşayarak, empati yaparak, acılarla içselleşerek, dokunarak yaşadık ve bu dönüşümlerimizi böyle geçirdik. Ve hep bir şekilde hayatın her alanıyla ilgili, kadın olarak, insan olarak, inanç sahibi bir insan olarak, inanç sahibi bir kadın olarak, aynı zamanda hem bir Müslüman olarak hem bir insan olarak yeryüzündeki tüm halkların özgürlük talepleri, katliamlara uğramaları, zulme uğramaları ve Türkiye coğrafyası içerisindeki, şu sınırlar içerisindeki tüm halklar, farklılıklar açısından da o tek tipçilik hayatımıza maalesef şu coğrafyada yaşayan insanların ne kadar barışa, mutluluğa, sevgiye, gülmeye ihtiyaçları olduğunun farkına varıyorsunuz. Bütün bu yaşanmışlıkları, bu yakın tarihimizi bir göz atınca insan bunun farkına varıyor. Ve ister istemez kendinizi bir direniş, bir mücadele içinde görüyorsunuz doğal olarak. Geldiğimiz boyutlarda ise hem bir kadın olarak şu anda son yıllarda sadece son 10 yılda %1500'e yakın artan kadın cinayetleri ve şiddeti ve tecavüzleri ve çocuk evlilikleri ve çocuk cinayetleri, çocuk tecavüzleri. Bununla beraber çağdaş köleler dediğimiz asgari ücretli ve taşeron köleleri ve aynı zamanda inançların özgürce kendi kimliklerini, inançlarını yaşamaları, dillerin kendi dillerinde özgürce yaşamlarını onurluca gerçekleştirebilmeleri, hiçbir inancın, hiçbir mezhebin, hiçbir rengin, dilin kendisi gibi olmayan, düşünmeyen, yaşamı, tercihi kendisi gibi olmayan bütün farklılıklar üzerinde bir hegemonya kurma hakkının olmadığını anlamamız gerekiyor. Ve siz kendinizi bu şekilde ifade edebileceğiniz, bu çizgide olabileceğiniz bir parti olarak gördünüz. Aynen öyle ve sonuçta zaten nasıl bir karar böyle bir bakış, bu? Böyle bir bakış açısı, hani kendi referanslarım üzerinden de zaten böyle bir mücadelem var idiyken önüme gelen bir teklifle HDP ile tanışmış oldum. Biraz inceleyip araştırdığımda asgari müşterekler üzerinde, evrensel insani değerler üzerinde pek çok ortaklığımızın da olduğunu gördüm. Aslında toplumdaki bütün ezilmişlerin, bütün mazlumların, zulme uğramışların bir platformda, bir ortamda kendim için istediğim özgürlüğü bir başkası için de isteme durumunda iken zaten benim gibi başkalarının da bir araya gelip böyle bir mücadelede ortaklaştıklarını gördüm. Sadece zorlandığım karar aktif siyasi bir harekette bu alana da girersem kaldırabilecek miyim yoğunluğu? Bu da ayrı bir yük getirecek mi idi? Yani aktivizmin ötesinde bir durum evet. bu. Ve sonra dedik zaten bu yaptıklarımızı insanlığa hizmet için zaten yapıyoruz, zaten yoğunuz ama bunun üzerine bir de siyasal alan eklendi ve iki MYK dönemidir. Böyle bir mücadelenin içerisine de girmiş olduk. Evet. Söylemlerimizle, konuşmalarımızla, pratiğimizle. Ama aday olmak ama işte başka daha sonra bir de adaylık süreci oldu tabii ki. Evet. Şimdi daha farklı bir siyasal hareketlilik ve pratik içerisinde olacağız. Sizinle şöyle diyeyim, sizin gibi farklı siyasi görüşlerden yol alıp gelmiş olan ama size benzer belki çizgilerden buraya varmış olan başka kimler var? Belki izleyicilerimize hatırlatmak lazım. HDP yapısı içerisinde mi? Tabii ki Banu Hanım, bu
sistem içerisinde bizler kadın olarak onlarca yıllardır yaşarken kadınlar açısından da genel olarak da olaylara baktığımızda yani biz bir 28 Şubat'ın balyozunu yiyinceye kadar efendim bir sol sosyalist kesimlerin coplanışını rahatlıkla televizyonlarda ekranlarda izleyebiliyorduk. Kürtlere zulmedilirken bunlar ne yaptılar da acaba bu zulüm oluyor diye yakinen bilmesek de bazı acı durumlara elimizden gelen bazı yardım çalışmalarıyla bir pansuman olmaya çalışıyorken de ama olayın bütünlüğün farkında değilsiniz ve görmüyorsunuz. İşte bir Alevi tarihini okuduğunuzda onların nasıl bir kıyma uğradığını, nasıl acılara düştüğünü, nasıl katledildiklerini, yok edildiklerini, kadınlarının, çocuklarının nasıl insanlık dışı bir uygulamayla kimliklerinden uzaklaştırılarak başka hayatlara mahkum edildiğini, aynı şekilde kadın, Ermeni kadınlar, gittiğimiz her yerde görüyoruz. Nice Ermeni kadınlar, benim anneannem Ermeniydi ve sonuna kadar hep bu kimliğini saklayarak, konuşmayarak, susarak yaşadı diyorlar. Susuyorlar bu insanlar. Nice şu anda büyük bir anne babamız yaşındaki Ermeni ve Alevi kimliklerin de olan kadınların hayatlarını suskunlukla geçirdiklerini ancak son aşamalarda bunları ifade edebildiklerini görüyorsunuz. İnanılmaz dramlara, acılara şahit oluyorsunuz. Efendim bir Kürt kitlesiyle tanıştığımızda binlerce acıyla karşılaşıyorsunuz. Binlerce infazla burada, karşılaşıyorsunuz. 80 öncesinde doğru hatırlıyorsam eğer ülkücü bir hareketin içinde olup da bugün bu kadar kapsayıcı bir bakış açısına nasıl sahip olabildiğinizi anlatıyorsunuz. Yani mesela romanlar aynı şekilde. Mesela biz dışarıda selam vermezdik. Yani selam verme ihtiyacı belki hissetmezdik. Yani bir araya gelme ortamlarına belki sahip değildik ama koğuş ortamlarında hem gerilla kadınlarla, dersimli kadınlarla, roman kadınlarla aynı koğuşlarda oturduğumuzda biz onlarla bambaşka bir dil ve dünya ile tanıştık. Şimdi şunu belki izleyicilerimize hatırlatmak gerekiyor. Bir koğuştan söz ediyor Hüda Kaya. O koğuşta, o koğuşu kızlarıyla da paylaştı. Evet. Hatta oğlunuz da o da ayrı ayrı kaldı. Yargılanıyordu. Kabul edilir durumlar değil ama o koğuş dönemi. O koğuş dönemi mi sizin hayatınızda aslında önemli bir değişikliğe yol açtı? Pek çok sebepten bir tanesi. Tabii birebir hayatlarımıza, hayatlarımıza dokunduk. Yani onların Dersim'in köylerinde, ilçelerinde efendim veya Kürt kadınların kendi yaşadıkları bölgelerde bir sıradan günlük yaşamlarını koğuş ortamında en sıradan bir sohbet içerisinde fark etmeye başladığımızda empati yaptığımda dedim yani siz bunun için mi dağa çıkmıştınız? Haklısınız ben de olsam çıkardım deme noktasına geliyorsunuz. Roman sonra da kadınlarıyla, gidip gördünüz konuştunuz aynen öyle. Mesela romanların hayatına yani orada karşılıklı oturup birbirimizle konuştuğumuzda bizi insan yerine koyan olmadı bugüne kadar. Sizin söylediğiniz bizi söylemedi diyorlardı. Siz başörtüsü eylemleriyle ilgili kovuşturmalara uğradınız. Yazdığınız bir yazıyla ilgili. Yıllarca DGM, idamlar vesaire. Tabii o zaman idam cezası da vardı. Meşhur 146. Bütün bunlardan hakikaten şimdi izleyicilerimiz de hayal edebilir mi bilmiyorum. O yıllara geri dönmek gerekiyor. Gerçekten çok tehditkar bir takım ceza kanunu maddelerinden üst üste yargılamalara uğramış biri Hüda Kaya. Ve cezaevinde de böyle zaman geçirmiş. Evet, ondan sonra ama Türkiye'de bir dönüşüm yaşandı. AK Parti iktidara geldi 2002'de. Vaatler. Sonra sizin dün CNN Türk'te Mirgün programında değindiğiniz o ilk balkon konuşması. Ve oradaki vaatler vardı. Sizin orada o ilk balkon konuşmasında ağladım dediniz ya, o ifadeleriniz tam anlaşıldı mı acaba? Biraz anlatmak ister misiniz? Yani ön yargısız olarak dinlenebilirse, önüyle ardıyla anlaşılmaya çalışılırsa bu gizli saklı bir şey değil. Yıllardır söylediğim, yazdığım, konuştuğum çok aşikar olan bir şey. Çok net bir şekilde şunu yeniden ifade etmem gerekirse, zaten barış için, zaten adalet için, zaten eşitlik için,
Kendim için istediğim özgürlüğü diğerleri için de, farklılıklar için de istediğim bir noktada, kendim için istediğim adaleti farklılıklar için de istediğim bir noktada, o balkon konuşmasında bunların vaadini insan duygulanarak izlemek durumundaydı. Bunu çok insanlar duygulanarak izledi. Evet dedik, nihayet barış gelecek, nihayet herkes adalet içinde yaşayabilecek, birbirimizden endişe etmeyeceğiz. İşte şu inançlar, şu etnik yapılar katliamlara maruz kalmayacak, birbirimizle rahat komşu olabileceğiz. Dindarlar da ayrımcılığa uğramayacak bu da, değil mi? Yani bunu insanlar bir umut olarak sarılmışlardı. Fakat oradaki o vaatler keşke gerçekleşebilseydi. Onun arkasından... Siz dün çok aslında öz bir cümle söylediniz. Siz onu tekrar edin ama benim aklımda kalan şu. Yani adaletin dindarlıkla olmadığını gördünüz. Yani sadece dindar olmak demek, adaletli olmak demek olmadığını anladık. Vaatlerin, sözlerin havada kaldığını gördük. Yani ve bunlar gerçekleşmedi. Aksine infazlara şahit olduk, katliamlara şahit olduk, Roboski'lere, pozantılara şahit olduk. Evet. Kürtlerin ve hala meydanlarda Berkinlerin daha cenazesi, cesedi daha sıcak iken, toprağa konmuş iken anneler yuhlatıldı bu meydanlarda. Bunu nasıl vicdanlar kabul ediyor? Yani her alanda... yani 12 yaşındaki çocuklar, 15 yaşındaki gençler hala infaz edilmeye devam ederken ben birebir gittiğim bütün şehirlerde, Kürdistan'ın bütün şehirlerinde en derin acılarına rağmen 70'inde 80'indeki Kürt kadınları, anneleri hala barış için dua ediyorlar. Gece gündüz dua ediyor bu insanlar ve hala barış diyorlar. Hem ağlıyorlar hem barış diyorlar. Ve siz bunlara şahit oluyorsunuz. Yani bu barışı istemekten, barışı gerçekleştirmek için mücadele etmekten, insanları kandıran, insanları yapay vaatlerle umutlarını istismar ederek bugün bir üç dönemdir hala iktidarını sürdüren bir yapıya, bir iktidara karşı siz yine muhalif olmak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Ve sözünüzü söylemek zorundasınız. Ortaya gerçeklerin, hakikatin, sevginin, adaletin, barışın ne kadar da bütün farklılıkların ihtiyacı olduğunu ifade etmek zorundasınız. Ve bir adalete, bu sevgiye, bu barışa hepimizin ihtiyacı var. Ve sadece insani açıdan da değil, bakın yani doğa hem insan olarak onurlu bir yaşama ihtiyacımız var. Barışa, adalete ihtiyacımız var. Ve bunu bugün yok eden İnsanların da yarın buna ihtiyacı olacak. Ben Alevi meselesine de dikkat çekmek isterim. Yani bu iktidar aslında bir takım vaatlerle, açılımlarla tırnak içinde hep yola çıktı da onları bir yerde bıraktı. Evet. Ama bir meşruiyet kazanmak için de belki bir yol olarak kullandı denebilir mi bilmiyorum. Yani bu benim sorduğum bir soru. Neyse, şuna gelmek istiyorum. Alevi adaylara bakacak olursak, siz AK Parti'de ne görüyorsunuz mesela? HDP'de ne görüyorsunuz? CHP'de ne görüyorsunuz? Evet. Yani şu bir gerçek manzara tamamen ortada ki, HDP'nin dışındaki bütün partilerin gösterdiği kadın adayların sayısının tamamından daha fazla HDP'de kadın aday var. Bu bir kadın yerlerinin evet. Aleviler. Ve şunu da görüyorum. Şunu da görüyorum. Mesela CHP'ye bakarsak HDP'den şu yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle iki seçimdir çok ciddi dersler çıkarmaya çalıştığını, bir şeylere gayret ettiğini görüyorsunuz ama keşke hakkıyla bunu yapabilseler, kadın noktasındaki kadın adayların bazı şehirlerde birinci sıralara konması, sembolik anlamda da olsa, HDP'yle bir yarışma içerisine girdiğini, HDP'nin vizyonunu, imajını yakalamanın sancısını yaşadıklarını görüyorsunuz ama kıyası mümkün değil hiçbir şekilde. Aynen şekilde Alevi temsiliyetler, Ermeni temsiliyetler noktasında da bu böyle. Seçilecek yerlerden konulan adaylar açısından da yine bakıyorsunuz bütün bu farklılıkların hakkıyla HDP'de yerini bulduğunu ve gerçekleştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında çıta bir yerlere taşınıyor, onun üzerinden başka bir takım yani değişimler görüyoruz. Yani HDP aynı zamanda ama Türkiye... AK Parti'de son vekilde İbrahim Yiğit, o vardı en son, değil mi? O da İbrahim Yiğit. Evet, İbrahim Yiğit, o da liste dışı kaldı.
Onu da söyleyelim. Evet. Yani hatta bazı Kuzey Kürdistan şehirlerinden birinden arkadaşlar aradılar. Yani AK Partili arkadaşlardan birileri aradılar. Sistemlerini bildirdiler. Dediler ki kendi yerelimizde bir tane Kürt milletvekili yok dediler mesela. Yani şehrin adını söylemeyeyim. Bir tane Kürt milletvekili yok dediler ve bu nasıl yerelden oy alacak dediler ve bize desteklerini bildirdiler. Direkt sizi destekleyeceğiz dediler. Daha dün gece. Siz de HDP'nin o %10 barajını geçmesinden umutlusunuz. Umut ediyoruz fakat geçtik deme lüksüne sahip değiliz. Muhakkak birlikte bu omuzu üstlenmeliyiz, bu davayı, bu paylaşımı üstlenmeliyiz. Bunun mesuliyetini hep birlikte paylaşmalıyız. Muhakkak barajları aşmalıyız. Seçim barajlarını aşarak halkları özgürleştireceğiz inşallah. HES barajlarını aşarak da suları ve doğayı özgürleştirmek de en büyük mücadelemizin bir parçası olacak inşallah. Çok güzel kapanış oldu. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok teşekkürler Hüda Kaya. Başarılar diliyoruz seçim çalışmalarınızla. Artı Haber'in sonuna geldik. Candan Yıldız'la beraber hazırlıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızla sağlıklı bir akşam geçirmenizi ümit ediyoruz. Hoşçakalın.